Ortadoğudaki gerilim nasıl ilerleyecek? İlerleyen günlerde bizi neler bekliyor? Çok daha fazlasını İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Teşekkürler. Yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Malum e, gerilim giderek tırmanıyor ve işte olası misillemeyi konuşuyoruz. Ortada oda tansiyon düşmüyor. Peki İran e, olası misillemeyi gerçekleştirecek mi sizce ya da nasıl bir misilleme planlıyor olabilir? Oradan başlayalım. Evet. Şimdi tabii İran bir algı oluşturdu. Bölgede çok güçlü bir devlet algısı oluşturdu. Dolayısıyla İsrail'in bu Haniye suikastı sonucu Haniye'nin öldürülmesiyle birlikte şöyle bir durum ortaya çıktı uluslararası ilişkilerde. İran'ın kalbi olan başkenti Tahran'da öldürüldü. Hı hı. Fakat o da değil. Tahran'da İslam Devrim Muhafızları İran Devrim Muhafızlarının misafirhanesinde öldürüldü. O da değil. Cumhurbaşkanı Sarayı'nın Cumhurbaşkanı Sarayı'nın bulunduğu bir alanda o güvenlik kuşağı içinde olan bölgede öldürdü. Bu çok daha problemli. Dolayısıyla İran'ın itibarı oldukça zedelendi. Şimdi İran bir ikilemde. Zedelenen bu itibarını kurtarmak istiyor. Bu bir. Ancak kurtarmak isterken artık gücünün farkında. İsrail'le de savaşa girecek, çatışmaya girecek bir şiddetli bir karşılık da vermek istemiyor. Neden? Çünkü 7 Ekim 2023 saldırısından bugüne İsrail, İran'ı İsrail, ABD ve İngiltere diyelim. İsrail deyince bölgede ABD ve İngiltere'yi de katmamız lazım. İsrail'le beraber. Şu anda İsrail'in hava savunma sistemleri, savaş sistemleri diyelim, değerli izleyenlere anlatabilmek için ABD ve İngiltere ile entegre edilmiş durumda. Yani İsrail diyelim İran'la bir çatışma durumuna girinse veya diyelim ki Hizbullah'la Lübnan'ın güneyinde şiddetli bir çatışma durumuna girerse ABD ve İngiltere ile entegre. Dolayısıyla onlar da... Ki olası misillemeye karşı ABD desteğini de arttırdı. Tabii. Onlar da bu e, çatışmanın içinde olacak. Şimdi bu açıdan İsrail 7 Ekim 2023'ten bugüne İran'ın bütün savaş sistemlerini test etti. Denedi. Hava savunma sistemlerini denedi. Silah sistemlerini denedi. İstihbaratı istihbarata karşı koymayı denedi. İsrail, ABD ve İngiltere'nin Ulaştığı sonuç şu, İran şu an itibariyle İsrail'le uzun süreli bir savaşa giremez. Ama şunu demek istemiyorum, kara harekatını demiyorum. Yani hiçbir zaman İsrail, ABD ya da İngiliz ya da buna benzer koalisyon askeri İran coğrafyasına girmez. Ama havadan ve denizden kastediyorum. Bunu denediği için, İsrail test ettiği için ama İran'da artık bunun farkına vardı. İran'da diyor ki artık ben uzun süreli bir çatışmada... İsrail'in şu anda sahip olduğu teknolojik gelişmeler karşısında hava savunma sistemleri, uçakları ve buna benzer birçok elektronik keşif, buna benzer birçok sistemler karşısında uzun süreli ben bir savaşa girerim. O zaman ne yapmam lazım? Tepki vereceğim, karşılık vereceğim ama verdiğim bu karşılık İsrail'e, ABD ve İngiltere'le beraber beni çatışmaya zorlamazsın. Ama burada şöyle bir durum ortaya çıktı. Üç aktör devreye girdi burada. Birincisi ABD, ABD Ürdün Dışişleri Bakanı'nı geçen hafta İran'a gönderdi, Tahran'a. Ki Ürdün biliyorsunuz İran'la arasında bir soğuk rüzgarlar esen bir e, ülke. Ürdün Dışişleri Bakanı Tahran'a 9 yıl sonra gitti ve Tahran'a ABD'nin şu mesajını iletti. Ürdün Dışişleri Bakanı Tahran'a dedi ki, ''Siz karşılık verecekseniz verin ama bu karşılık kontrollü olsun, bizimle koordineli olsun, temkinli olsun.'' İsrail'de bir ölüm, kayıp olmasın ya da çok az sayıda bir ölüm. Bir de İsrail'in kritik herhangi bir telsin ya da üstünü vurmayın Ama ki İsrail karşılık vermesin biz de İsrail'le beraber sizinle çatışma zorunda kalmayalım. Bir de son söz söyleyeyim sizin e, sorunuzdan önce. Rusya da Şoygunu gönderdi. Eski Milli Sa Eski Savunma Bakanlığı gönderdi. O da benzer mesajı e, verdi. Bir de Çin de istemiyor. Yani Rusya, Çin ve ABD şu an itibariyle bölgede bir savaş durumuna eşiğine gelinmesini istemiyor. Neden? ABD'nin önünde 5 Kasım 2024 Beyaz Saray'da başkanlık seçimi var. Biden yönetimi ya da demokratlar risk almak istemiyor. Ne olur ne olmaz. E Rusya zaten Ukrayna'ya tamamen odaklanmış. Yani son zamanlarda Kursk'ta Ukrayna'nın o sınır kenti Kursk'a girmesiyle yaklaşık e, 20, 30, 40 kilometre kadar bazı kaynaklara kadar içeri girdi Ukrayna. E şimdi Rusya oraya odaklandı. E Çin zaten Güney Çin Denizi'nde işi var. Mevcut konjonktür itibariyle şu anda bu üç önemli aktör Bir savaşın çıkmasını istemiyor. Ama önümüzdeki süreçte 2025'te biz artık e, İsrail, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve buna benzer ülkelerle İran arasında yavaş yavaş. Önce çatışma sonra savaşa dönen giden bir evreyi konuşacağız.